Sevgili gençler, herkese merhabalar. 3 ayda üniversite kazanılır mı? Kazanılırsa nasıl kazanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle bir düşünelim. Covid-19, okullar tatil edildi, karantina günleri, şimdi Ramazan da geldi, bahar ayları, gevşedi gönül yayları, kafamızı, dikkatimizi dağıtan bayağı bir husus var. Fakat bizim önümüzde bir sınav var. Tek gerçeğimiz bu. Korona bir gün geçecek, karantina bir gün bitecek, Ramazan bitecek, bayram olacak. Ama hiçbir zaman değişmeyecek gerçeğimiz arkadaşlar, gireceğimiz sınav. Şimdi sınav gününü bir hatırlayalım. Bir kapatın gözünüzü, hatırlayalım. Sınavdan çıkıyorsunuz, koridordan geçiyorsunuz. Dış kapıdan çıkıyorsunuz, aileniz karşıdan size bakıyor. Nasıl bir tepki vermesini istiyorsunuz? Bu bir dursun. Bir daha bir gözümüzü kapatalım. Şu an, şu saniye videoyu bir durduralım. Bir daha bir gözümüzü kapatalım. Düşünelim, tercih masasındayız. Sonuçlar açıklanmış, Ağustos ayındayız. Karşınızda aileniz, yanı başınızda rehber öğretmeniniz, tercih yapıyorsunuz. Aileniz rehber öğretmeninize bakıyor, bu çocuk nereye gidecek hocam diye. Rehber öğretmeniniz size bakıyor, siz nereye bakıyorsunuz? Acaba önünüzde bir tercih kılavuzu var, hangi üniversiteye gireceğinizi mi seçiyorsunuz? Acaba şu mu düşük, acaba burası tutar mı diye. Yoksa hocam benim zaten hedefim netti, net bir şekilde oraya yazalım mı diyorsunuz, ona mı bakıyorsunuz? Yoksa böyle yere mi bakıyorsunuz kaçak göçek? Göz göze gelmemeye çalışarak yukarı falan mı bakıyorsunuz? Nereye bakıyorsunuz? Bunu tamamen siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman belirliyorsunuz? İşte bu 3 ayda belirliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? 3 ayda üniversite kazandık diyeceğiz. Peki hocam ben 3 ayda üniversite nasıl kazanırım? Arkadaşlar 3 ayda üniversite kazanmak için her şeyden önce ihtiyacınız olan tek bir şey var. İnanmak. Eğer İnanmazsanız kazanamazsınız. Yaptığınız hiçbir şey önemli değil. Her şey boş. Önce inanacaksınız. Bizim bir sözümüz var. Ne diyoruz? Eğer inanırsan başarırsın. İnanmak başarmanın yarısı diyorlar ya. O yalan. İnanmak başarmanın ta kendisi. Önce inanacaksınız arkadaşlar. Peki hocam ben inandım. Kendime inancım var. Bununla ilgili bir problemim yok. Ne yapacağım bundan sonra? Arkadaşlar her şeyden önce artık bu saatten sonra oturup hocam ben sıfırdan başlayacağım, bütün konuları bitireceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey gerek de yok. Bu bir macera. Buna girmek yerine arkadaşlar, ilk ipucumuzu veriyorum. Konu seçeceğiz. Baştan aşağı bütün TYT'yi, AYT'yi bitirmek yerine konu seçe seçe gideceğiz arkadaşlar. Ne seçeceğiz? Mesela diyeceğiz ki, hocam dil bilgisinden belli konularda biraz fikrim var. Bunları bitireyim. Paragrafı mutlaka bitireyim. İşte coğrafyanın matematiksel kısımlarında sıkıntı yaşıyorum ama sözellerini bitireyim. Fiziğin işte 11. 12. sınıf konularında sıkıntı yaşıyorum. TYT fiziği tamamlayayım. Ondan sonra 11-12'den konu seçeyim. AYT matematikte ne yapayım arkadaşlar? Yine konu seçerek gideyim. Bu seçtiğim konular yapabileceğim, yapılabilecek konular olsun. Bunları arkadaşlar tek tek seçe seçe gidebilirsiniz. Eğer bunları seçmezseniz burada karşınıza şöyle bir sıkıntı gelir. Hocam ben bütün konulara baktım, hepsi hakkında bir şeyler biliyorum ama soru çözemiyorum. Neden çözemiyorsunuz? Çünkü hepsini yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bizim önerimiz şu arkadaşlar. Konuları kategorize edin. Hiçbir fikrim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuyla ilgili biraz fikrim var, geliştirebilirim. Ve evet ben bu konuda tamamım, bu konuyu hallettim. Bizim hedef kitlemiz bu ortada yer alan arkadaşlar. Bu konuda fikrim var kısmı. Bir konu hakkında fikriniz varsa arkadaşlar bu konuyu geliştirebilirsiniz. %50'seniz %80'e çıkabilirsiniz. %60'sanız %90'a çıkarabilirsiniz. Ama bunlara yoğunlaşın. Sıfırdan bir konuya başlamak yerine nokta atışı net bir şekilde biraz fikriniz olan konulardan başlamanız daha mantıklı. Bir diğer husus arkadaşlar size temel olabilecek konuları seçin. Örneğin matematikten bahsedelim. Fonksiyon konusu gayet seçilebilir bir konu. Şu anda türev yok, integral yok, limit yok. Özellikle böyle baba konu dediğimiz AYT matematiğin baba konuları yok. Siz ne yapacaksınız? Fonksiyon çalışacaksınız. Fonksiyon çalıştığınızda hem ikinci dereceden denkleme temel olacak,
hem polinomlar için temel olacak, hem diziler için temel olacak. TYT matematikte yapabileceksiniz. Yani genel anlamda sizin için bir konu çalışacaksınız. 4 fayda en az sağlayacağınız bir konu. Fonksiyonlar. Veya Türkçeden bir örnek verelim. Tutup anlatım bozukluğu çalışmaktansa veya cümle çeşitlerine yoğunlaşmaktansa ekler ve sözcük yapısı örneğin bütün hepsini kapsaması açısından size soru çözdürebilmesi açısından gayet seçilebilir ve makul bir konu olarak görülür. Hocam ben AYT edebiyatta işte Cumhuriyet döneminde çok zorlanıyorum, yapamıyorum. Tamam kardeşim, Cumhuriyet'in uç bucak sanatçılarını sen bırak. Temel dediğimiz bir 40-50 tane sanatçımız var, onlara hallet. Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyatı hallet. Bunlar sana net yaptırsın. Ama sen baştan aşağı bütün edebiyatı bitirmeye çalışırsan ne olur bu sefer güzel kardeşim? Bitiremezsin. Sınavdan sonra sonu hüsran olur. Arkadaşlar kısaca değinmeye çalıştığımız nokta şu. 3 ayda üniversite kazanılır. Nasıl kazanılır? Konu seçerek kazanılır. Bu konuları seçerken de iki husus var. Birincisi bizim için temel olacak konular. İkincisi yapabileceğimiz konular. Her şeyi çalışmak yerine bu iki hususa odaklandığımızda 3 ayda sınavımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Hocam şu an Ramazan geldi. Ben Ramazan'da nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum. Bununla ilgili ne yapacağız? Sahura kadar çalışmalı mıyım? Veya işte iftardan sonra ne yapmalıyım? Yorgun düşüyorum, nasıl çalışmalıyım? Bununla ilgili arkadaşlar videomuzda yine sizlerle beraber olacak. Mutlaka bizi takip edin. Bir sonraki videomuzda sevgili gençler, hocam ben sıfırım. Barajı geçememe korkum var. Ben ne yapmalıyım? İşte 160 barajını, 180 barajını nasıl geçebilirim? Hangi konuları bitirerek geçebilirim? Bunlarla ilgili olacak. Bunlar için arkadaşlar mutlaka bizi takip edin. Unutmayın, inanmak başarmanın ta kendisidir. Görüşmek üzere.